Bugün sizlere Türkiye'nin otomobil endüstrisinde bir dönüm noktası olan ilk yerli seri üretim otomobilin heyecan verici hikayesini anlatacağım. İşte o otomobil Anadolu. ...1960'lı yıllarda Türkiye'de otomobil ihtiyacı artıyor ve ithal edilen araçlar yeterli olmuyor. Vehbi Koç, Türkiye'nin kendi otomobilini üretme vizyonuna sahip ender insanlardan biri ve bu doğrultuda hareket etmeye karar veriyor. ...1966 yılında Türkiye'de Otosan firması Ford Motor Company ile lisans anlaşmasını yaparak otomobil üretimine başlıyor. İşte bu dönemde Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Anadolu'nun temelleri atılıyor. Anadolu'nun hikayesi Türkiye'nin kendi otomobilini üretme hayaline dayanıyor aslında. Anadolu projesi Türk mühendislerin yaratıcılığı ve çalışkanlığıyla gerçeğe dönüştü. Tasarımı İngiltere'den bir mühendis olan Rolian Motor Company tarafından yapılıyor. Vehbi Koç, üretilen arabanın aile arabası olacağından ve de halka hitap eden bir araç olduğu için ismini de halkın koymasını istiyor. Ve o zaman gazetelere milli sanayimizin eseri olan otomobilin ismi ne olsun kampanyasına katılınız şeklinde bir ilan vererek halka fikirlerini soruyor. Birinci olan yarışmacıya da 10 bin lira ödül verilecek. Bunun üzerine 86 bin insan farklı fikirleriyle başvuruyor. Ama finale 4 isim kalıyor. Anadolu, Anadol, Otosan ve Veko. Veko da ilk başta anlayamıyorsunuz belki ama yani kesin emin değilim ama Vehbi Koç. Bu önerilerin sonucunda da Anadol ismine karar kılınıyor. Anadol o dönemde Türkiye'de halk arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Hem tasarımı hem de ekonomik fiyatıyla dikkat çekiyor. Anadol farklı modelleriyle piyasaya sürüldü. 1975 yılında Anadol A1 modeli tanıtıldı. Ve daha sonra Anadol A2, A8, STC16, Böcek gibi modeller üretildi. Her model zamanının teknolojik özelliklerine uygun olarak geliştirildi ve dönemin otomobil trendlerini takip etti. Ancak Anadolu'nun hikayesi sadece bir otomobil üretimiyle sınırlı değildir. Anadolu Türk mühendislerinin yeteneklerini sergilediği bir platform oldu. Üretimi sırasında yerli parça kullanımına önem verildi ve Türkiye'de bir otomobil endüstrisinin doğmasına katkıda bulundu. Bir de o dönem çok meşhur olan, hatta benim çocukluğumda da bu sohbeti duymuşluğum vardır. Arabaları ineklerin yediği söylentisi vardı. Elbette bu konuya da değinmek gerekiyor. Bu kısmen doğru bir şehir efsanesi aslında. Anadolu'nun ilk üretildiği dönemde bir maliyet hesabı yapan yöneticiler bu arabanın metal saçtan üretilmesi durumunda sadece bu saçın maliyeti aracın piyasa fiyatının üzerine olacağı gerçeğiyle karşılaşıyor. Bu sorunu çözmek için de tüm arabayı o zamanlar çok yeni bir teknoloji olan karbon fiberden oluşturma kararı alınıyor. Zaten az önce bahsettiğim Rolian Motor Company'nin de onlarla yapılan işbirliği de aslında buradan geliyor. Gelelim arabayı keçilerin, ineklerin yemesi konusuna. Bu teknoloji çok yeni olduğundan dolayı tepki görmüş ve o dönem gazetelerde böyle haberlere yer verilmiş. Yani teknik olarak bu malzeme yenilebilir gibi gözükse de bence yani cam elyafı olan fiberglass hiçbir hayvanın besin zinciri içinde yer almıyordur. Kaldı ki karbon fiber teknolojisi günümüzde en üst düzey spor arabalarda da kullanılıyor şu anda. Ne yazık ki Anadolu modellerinin üretimi 1991 yılında sona eriyor. Ve o dönemde Türkiye'nin otomobil endüstrisinde yeni dönemlere geçiliyor. Ancak Anadolu, Türk otomobil endüstrisinin temel taşlarından biri olarak hafızalarda ve kalplerde yaşamaya devam ediyor. İlk yerli otomobil Anadolu, Türk otomobil endüstrisinin kilometre taşlarından biridir.
Türkiye'nin kendi otomobilini üretme hayali Anadolu'da gerçekleşmiş ve otomobil sektöründe ilerlemeyi mümkün kılmıştır. Anadolu'nun hikayesi gurur duyduğumuz bir başarı öyküsüdür.